Sevgili seyirciler, tanıklardan hepinize merhaba. Bu gece gördüğünüz gibi Ferdi Tayfur'la birlikteyiz. Aslında açılışı benim yapmama çok hacet kalmadı. Çünkü hepsi birbirinden yetenekli, değerli saz sanatçıları eşliğinde Sayın Ferdi Tayfur güzel bir türküyle bir klasik sayabiliriz artık, değil mi Emmioğlu'na? İşte 10 sene oldu herhalde, değil mi? Hem klibiyle hem de sözleriyle, evet. Müziğiyle. Evet, sözleri benim değil, sözleri bu şarkının rahmetli Şemsi Belli'nin derlemesiyle, Yozgat sürmelesinden derlenen bir sözlerdi. Ben de müzikledim, bestelemiş oldum. Evet, evet, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir giriş oldu bizim için. Sevgili seyirciler, bu gece tanıkların konuğu Ferdi Tayfur. Yine cam bölmemizin arkasında bizi seyreden Ferdi Tayfur'un hayatına, mücadelesine, sevgilerine, umutlarına, kızgınlıklarına tanıklık etmiş isimler bizlerle birlikte olacak. Ferdi Tayfur'un hayatını konuşacağız. Nereden gelip nereye doğru gittiğini, nerede bulunduğunu, nasıl bir anlayışa, nasıl bir müzik dünyasına, ruh dünyasına sahip olduğunu bu gece söz konusu edeceğiz. Tanıklar her zaman olduğu gibi, hep bildiğiniz gibi olacak, karşınızda olacak ama kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra müzikle dolu bu yolculuğa başlayacağız. Tekrar ediyorum, bu gece konuğumuz Ferdi Tayfur. Bu arada ayrılmıyorsunuz ve tanıklarda tekrar birlikte oluyoruz. Evet, tanıklarda tekrar birlikteyiz. Ferdi Tayfur konuğumuz Emmioğlu'yla açtı bu geceki tanıkları. Kulaklarımızın pası silindi, ne yalan söyleyelim. Bir ayrıntı var Ferdi abi, gitarla eşlik ettiniz, evet, şarkıya. Genellikle bağlama beklenir, değil ben mi? Ben çocukluğumdan beri iki enstrümanın sesini çok severim. Hatta üç enstrümanın sesini çok severim. Biri bağlama, biri gitar, biri ut. Hı hı. Bunun içine çok bayılırım ben. O bakımdan gitarda işte çalmaya çalışıyorum öyle. Estağfurullah. Genellikle gitarı mı tercih ediyorsunuz? Genellikle bu şarkıyı da Emmioğlu şarkısında gitarla yapmıştım. Hı hı. Klibinde de öyleydi zaten. Klibinde benim abim işte karşımda oturuyordu. O işte Emmioğlu diye ona hitap ediyordum ama o benim abimdi. Tabii Emmioğlu'ları birbirlerine benzerler diye onu koymuştum. Hı hı. Biraz da benzerlik tarafımız var tabii onunla. Fakat onu çok eleştirdiler o zamanlar. İşte çok kasap tipli adam, narbant tipli adam, nereden buldular bunu falan filan diye çok eleştirdiler onu. Çünkü o sadece işte bir playback okuyorduk orada. Bir estantane işte orada. O bir... Değil mi? Evet. Bu Emmioğlu işi önemli bir iş değil mi Anadolu'da? Emmioğlu çok önemli tabii. Özlüyor musunuz? Ya mesela İstanbul'da işte... Avrupa'da ya da işiniz gücünüz her neredeyse, günlük meşgaleleriniz. Ya bir Emmioğlu'm olsa da dertleşsem falan dediğiniz oluyor mu böyle? Emmioğlu'larım var benim. Çok Emmioğlu'larım var. Hı-hı. Ama dertleşemiyorum tabii Emmioğlu'larım. Bir araya gelemiyorsunuz. Bir yani. Araya gelemiyoruz. Yoksa benim biri vefat etti. 3 tane amcam var. Onların tabii oğulları, çocukları çok. Benim sülale geniş. Maşallah. Evet. Halalarım var. Teyzelerim, amcalarım. Peki, 1945'ten başlayan bir yolculuğa çıkacağız. 46'lık gibi, 47'li gibi. 47. Anadolu çocuklarının genellikle doğum tarihi ihtilaflı olur değil mi? Rahmetli anneme böyle söyledi. Yani 2 yaş büyüklükte ama 1 yaşında dedi işte 45 günlük bir gecikmeyle yazdırdık. Bir yaşta öyle askere erken gidesin diye yazdırdık. Diye öyle bir 2 yaş problemi var ama olmasa da olur, olsa da olur. Önemli değil, önemli olan sağlık. Doğru. Yaş önemli değil. Doğru. Adana'da doğdunuz. Adanalıyım. Adanalısınız. Adanalıyım. Allah'ına kurban değişinizden beri. Evet. Adana'nın Hürriyet Mahallesi'ndenim. Evet, burada kulaklarını çınlatalım. Biz sevgili Mustafa Kutlu abiyle birlikte sizin hayatınızı anlatan bir yazıyı okuyorduk. Evet. Birlikte. Onu rahmetli Ahmet Olcay gazeteci arkadaşım vardı. Benim ilk Ses dergisinde... ilk posterimi vermişlerdi o zaman Ses dergisi. Böyle çok güzel bir kadife ceket, yelek falan, saçlarım uzun. İlk kez posterim ilk defa orada çıkmış, Ses dergisinde çıkmıştı. O yazı da orada çıktı. Evet, o da orada çıkmış çünkü o çıktıydı. Hatta öyle bir kendi böyle oranın balkonunda çekmişti resmi. Güzel buldu, onu da bastılar, poster yaptılar. O da benim çok hoşuma gitti, yeni parlıyordum çünkü. Çok iyi bir jest olarak geldi. Ben de onlara işte biraz hayatımdan anlattım. O da o yazıyı okurken onu anlatıyordum.
Mustafa Kutlu dedi ki, yazıyı ben bazı kısımlarını okudum, dinledi ve dedi ki, ya dedi, bu Türk filmlerini seyrederken atıp tutuyoruz dedi. Bu kadar da olur mu canım? İşte oğlana araba çarptı, kör oldu, kız bilmem ne oldu filan. Evet. Dedi ki yani Anadolu'da zaten hayatlar böyle. Özellikle işte 1960'lı 70'li yıllar, o köyden kente göçün yoğun olduğu yıllar. Değil mi? İnsanların harman olduğu yıllar. Harman oldu, evet. Tozu dumana kattıkları yıllar. Gerçekten çok ilginç bir hayat hikayeniz var. Her insanın hayatı biraz romandır ama. Evet. Adana'dan başlayalım ama ilk sormak istediğim şey babanız. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Sizde çok derin izler bıraktığı belli çok, oluyor. Evet, çok derin izler. Ben askere kadar babamın öldüğüne inanmadım yani. Askere gidinceye kadar inanmadım yani. Bir gün çıkıp gelecek dedim yani. Babasızlığı pek kabullenemedim. Çünkü biz de kendi aramızda hep annem falan işte hep ağlardı falan. Çünkü babam olsa da karlı dağların arkasında olsa, dünyanın öbürüzünde olsa falan falan derlerdi. Öyle derdik hep. Biz karlı dağların arkasından gelecek falan diye beklerdik. Ama askerde anladım, hücremeyecek. Ama askere kadar o ümidi taşıdınız. Evet, üvey babam olmasına rağmen taşıdım. Yani kabullenemedim yani. Çünkü öyle bir şey ki, sanki böyle bir insana piyango mu vurur? Ya da hani adam kendini asmaya kalkmış da ip kopmuş, derede boğulmuş. Yani öyle bir şey okudum ben bir gazetede. Yani kendini intihar ediyormuş. Efendime söyleyeyim, ip kopmuş herhalde. Düşmüş, ırmakta boğulmuş. Ya da araba çarpmış, kaza geçirmiş. Arabadan çıkmış, başka bir araba bulmuş. Orada ölmüş yani. Benim babam da askerde geldi. Ben yani sabah hatırlıyorum böyle. Bir kucakta kendimi gördüm. Yani duydum, böyle hissettim. Kucakta öpülüyorum falan. Siz o sırada kaç yaşlarındasınız? İşte 5-6 yaşındayız. Demek ki kardeşlerimin arasında en uyanığı benmişim herhalde ki hemen atlamışım kucağına, öbürlere uyuyorlar falan. Sonra sabahleyin babam gitti, bir daha gelmedi. Evet, o gece gidiyor arkadaşlar da işte o tezkere almıştı o zamanlar, tezkereden dolayı işte arkadaşlarıyla işte gidiyorlar falan. Bir kavga şeyinde babam kabadayı bir adamdı benim. Adam'da sevilen bir delikanlıymış, sevilen bir kabadayıymış. Cumali. Beyköylü Cumali. Beyköylü Cumali. Evet. 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 Milyonlarca da Beyköylü Cumali. Evet, o beni aslında, o beni keşfetmiş. Babam beni keşfetmiş aslında bakarsanız. Böyle yani ben, sanata olan yeteneğiniz mi? Evet, beni, bende bir şey görmüş. Hatta demiş böyle atıp tutarken beni, bu çocuğu ceketimi satacağım. Bu çocuğu mutlaka okutacağım. Bu çocuğu paşa yapacağım diyormuş benim için. Yani ben de bir ışık gördük herhalde. Beni paşa yapmaya kadar düşünüyorum. Demek ki net gördüyse paşa olmadım. Ondan sonra işte şey yani Avare filminden sonra, bir de Avare filmi kastı kavurdu Türkiye'yi biliyorsunuz o zamanlar. Sonra Zeki Müren'in, rahmetlinin filmleri çok güzeldi. Onlar çok güzel şeyler verdi. Yani çok güzel, sanki hayatımı sanki orada görür gibi oldum ben birden. Yani geleceğimi orada ben görür gibi oldum. Hatta kardeşlerimle, annemle, rahmetliyle falan konuşurken falan bu hedefi buluyordum ben, görüyordum sanki. Hep o hedefi içinizde taşıdınız. Evet, hep. Anneniz rahmetli gördü mü bugünleri? Evet. Öbeği babam da gördü, o da gördü tabii ki. Koştura koştura sinemalara gidiyordu insanlara, koşa koşa. Değil mi? Bugünleri gördü. Evet. Ondan sonra tabii öbeği babam pek inanmıyordu ama o pek inanmıyordu. Fakat filmin, Çeşme filmini çekip de afişler asılınca, hatta fragmanı takılınca sinemalar iş yapmaya başladı. Fragmandan dolayı. Yani pek yakında sinemamızda evet, dediği zaman evet, o bile rağbet görüyordu. Evet, doluyordu da, sinema doluyordu. Çünkü benim bir küçük bir plakçı dükkanım vardı Adana'da, Atatürk Caddesi'nde. Orada pasajın içindeydim. Zeki Has pasajı vardı orada. Girişte yanında da sinema vardı benim kışlık. Necdet abi vardı, Necdet İstanbulluoğlu. Onun sinemasıydı. Ya baktım Allah Allah. Ya dedim abi, bugünlerde işler, çünkü o zamanlar filmler iş yapmıyordu hiç. Sinek avlıyorlardı yani adamlar. Ya abi dedim, maşallah işlerin güzel ha. Dedi ki ya işler ne güzel dedi. Fragmanlı, senin fragmandan dolayı dedi bana. Bunu iyi biliyorum, iyi hatırlıyorum daha doğrusu. Fragmanlarım iş yapıyordu benim, evet. Peki, Beyköylü Cumali gitti. Evet. Ve siz askere kadar da beklediniz, evet. Geri dönmedi. Evet.
Ne oldu peki? Yani bir anne, dört kardeşiniz, evet, evet. Dört çocuk ya teyze, ve hayatın evet. Çetin şartları. Evet, yani, neler yaşadınız? Tabii o arada işte babamın ölmesinden dolayı nenem aldı yanıma, kız kardeşim aldı nenem. Köylüoğlu köyünde oturuyordu nenem rahmetli. Badras köyünde de amcalarım oturuyordu. Halalarım, amcalarım oturuyordu. Tabii Adana ile ilişkiler hep devamlı vardı onların. Bir ara amcam beni aldı. Nenemin yanından kaçtım bir sabah şafak vakti. Amcamlar şey yapıyorlar o zaman, yapı yapıyorlardı. Ev falan yapıyorlardı yani, inşaat işleriyle uğraşıyorlardı. Muhittin amcamın yanına kaçtım. Onlar da işleri bitirmiş gidiyorlardı. Ben de aldı yanında götürdü Adana'ya. Tabii. Beni terzi dükkanına verdi. Terzi çıraklığı yaptım. Ondan sonra... Çocuk sanat öğrenecek şimdi. Sanat öğrenecek tabii ki. Tabii o caddede gidip gelirken, o eve gidip gelirken bir üç tekerlek bisiklet gördüm vitrinde. Ve hayatımın sonuna kadar da herhalde o bisikleti unutmayacağım ben. Hep gider gelir o bisiklete bakardım ben. Ama alamazdım. Çok uzak bir hedef. Çok uzak da evet o. Çok uzak. Yani bazı şeyler olmuyor. Mesela topum olmadı benim. Hiçbir top sahibi olamadım. Bisiklet sahibi olamadım ben. Bunlar hep içinizde oldu mu Ferdi abi? Yani top aldım patladı. O aldığım gün patladı. Bisiklet aldım, bisikleti hırsız çaldı. Anladım ki ya bunlar benim olmuyor. Bunlar olmuyor bana. Bunlar ama. Yani çocukluğumdan beri olmuyor. Yani top da oynayamadım çocukken, bisiklete de binemedim. Sonra çiftlik günleri. Çiftlik günleri. Rahmetli eniştem benim. Dudu teyzemin kocası Mustafa Usta, o ustaydı, tamirciydi. İlk ayrılışımda yaylaya giderek gelirdik biz, Tekir Yaylası'na. Rahmetli dayım, teyzelerim. Anne tarafım benim Yörük'tür. Yörük oldukları için. Güylek taraflı, yani Güylek köyünden. Biraz Kasım Güylek. İşte Gülek Boğazı falan sanıyorum oradan, öyle söylerlerdi hep akrabalık olduklarını falan. İlk orada ayrıldım. Aldı götürdü beni enişte. Çiftliğe götürdü. Ondan sonra. Önceleri, orada gurbete mi çıkıyorsunuz? İlk işte yani yaz günü oradan Toroslar'da oturuyorduk Tekir Yaylası'nda. Orada çalışmaya başladım orada yani. Orada aldı beni çiftliğe götürdü. Yok, tamirhaneye götürdü. Tamirhanede çalışmaya başladım. Tamirhaneden sonra çiftliğe götürdü beni. Çiftlikte çalışmaya başladım. Zaten çiftliğe gidince çok fazla şey yapmadan bana traktör verdiler. Çünkü tamircilikten geliyorduk. Karşıya kadar hastanenin karşısında tamirhanesi vardı rahmetlinin. Orada çok elim çabuktu şeye, motorlara karşı çok şeydi böyle. Hala anlar mısınız? Çok. Yani anlarım yani. Motorun sesinden anlarım yani. Ne demek istediğimi. Dilinden çiftlik anladım. Günleri başladı. Çiftlik günleri başladı. Siz sonra traktör kullanıyorsunuz orada. Traktör kullandım. Çiftlik günlerinde traktör kullandım. Tamirhanede çalıştım. Traktör kullandım. Efendime söyleyeyim. Sanıyorum 11 yaşlarında falan övey babam ve annem ve kardeşlerimle birlikte Siberek'e gittik. Övey babam Siberekliydi rahmetli. O da geniş bir sülalesi olan bir insandı. Ve hatta da ilk defa da orada sahneye çıktım ben. Siverek'te. Evet, Siverek'te bir kahvede çıraklık yapıyordum. Orada garsona yardımcı ediyordum. Çiço vardı. Garson Çiço vardı. Rahmetli olmuştu herhalde, çok eskiden çünkü. Ben de gidiyordum işte peynir falan alıyordum işte orada insanlara sandalye falan veriyordum falan, su getiriyordum falan. Orada bir zamanlar bir babuş vardı. Tabancalarla oynayan bir dansöz babuş vardı. Efendim. Böyle bir turne geldi oraya. Övey babamın kardeşleri beni aldılar. Beni de yanlarına götürdüler. Ben sesimiz de güzel. Onlara falan okuyorum. Aldılar ve götürdüler böyle bir sinema. Efendim sinema. İşte, duman içinde her taraf falan. İşte kimi söylüyor, kimi bilmem ne yapıyor. O zaman da herhalde onların okuyucusu mu gelmemiş? Bir eksik vardı. Ulan ben kendimi sahnede buldum abi. Ve Allah alkışlar falan filan orada. Ya, çok cana yakın insanlardı. Yani o yani onu bir sinema yapsam onu ancak sinema böyle bir yani bir dekor yapsam onu sahneyi ancak yapabilirim. Orada ilk sahneye orada çıktım. Yani 11 yaşında falandım herhalde. İşte ceplerinde şarap falan vardı, herkesi şarap para içiyorlardı, sigara içiyorlardı içerisinde alabildiğine.
duman ve işte o alkışta bağırışmalar, çığırışmalar falan. Bayağı böyle bir değil mi? Ya, büyüklerin evet. takıldığı falan bir yer yani. Evet evet yani sinema. Yani bayağı sinema. Orada konsere gelmişlerdi. İşte hiç unutmuyorum o sanatçıyı yani. Tabancalı, kovboy gibi oynardı. Afiş falan da vardı ona. Meşhur da babuş. Tabii siz... 11 yaşındasınız. Orada herhalde sahneye evet yani çıktınız. Yani evet 51 senesi miydi? Öyle bir şeydi galiba. Ya 51, 52 idi yani. Orada Çaya İner Ağlarım okudum falan. Yani. Neyi okudunuz? Çaya İner Ağlarım. Çaya İner evet. Ağlarım. Zalim Avcı diye uzun hava vardı. Onun arkasında da şeyi okudum işte. Çaya iner ağlarım. Ulan dediler ulan. Vallahi Allah. Çok güzeldi yani. Peki. Ne zaman farkına vardınız? Yani bir ses var. Allah vergisi bir yetenek var. Ne zaman kendi kendinize dediniz? Ya Ferdi sende bir şey var. Sen şu olmalısın diye. Ya bende hep bir şey vardı zaten ya. Hı hı. Yani oturduğum kalktığım yerde herkes bunun farkına varıyorlardı. Benim farkıma varıyorlardı yani. Traktör sürerken olsun, yani çiftlikte çalışırken falan olsun. Bir farklılık vardı bende yani. Yani işte babamın o işte 5 yaşında, 4 yaşında falan böyle atıp tutmasından bir şey görmüş adam. Bir söylemiş yani demiş bu çocuk. Bunu mutlaka okutacağım. Bunda bir şey var demiş yani. Ben onun için de zaten benim bir büyüğümün büyüğü o da Ferdi Tayfur olmuş. Ama o 4 yaşında ölmüş o. Yaşamamış, ölmüş o çocuk. Fakat inatla benim adımı koymuş tekrar Ferdi Tayfur olarak falan. Benim adım hep, herkes buradan söyleyeyim de herkes şey bilir benim adımı. Takma falan bilir ama benim adım takma değil. Benim gerçek adım Ferdi Tayfur, soyadım Turan Bayburt benim. Bitişik olarak yazılıyor evet. Değil mi? Turan Bayburt. O bitişik. Ama isminiz çift isimlisiniz Mehmet Ferdi gibi. Tayfur. Mehmet Ali Gözalıcı gibi. Evet. Bakın şimdi o da Gözalıcı mesela. Hı-hı. Bitişik ama yazılıyor. Evet o bitişik Mehmet Ali. Yani gerçek ismidir Ferdi Tayfur'un. Buradan bir kere daha söyleyelim. Ferdi Tayfur Turan gerçek. Bayburt. Evet, evet. Olarak. Ben bunu yıllardır anlatamadım. Herkes Turan Bayburt olarak bilir hayır, değil mi? Hayır ben yani? Soyadım Turan Bayburt. Yani adı Turan bilir soyadı Bayburt. Hayır ben soyadım Turan Bayburt. Evet. Birleşik yani Türkiye'de bütün isimler soyadları ne kadar uzun olursa olsun birleşiktir. Evet. Ünlü dublaj sanatçısı değil mi bir zamanlar? Ferdi Tayfur'un şey, hayranıydı Tayfur. O. Rahmetlik. O da şeyde öldü, 1958 senesinde vefat etti. Evet. Evet. Laura Hardy, Üç Ahbap Çavuşları konuşan büyük tiyatro ustasıydı orada. Dublaj ustasıydı. Biz onu sesiyle, yani sesi, halk onu daha, sesiyle. Evet, sesini ben hayal meyal hatırlarım. Ama stendi falan diye öbüründe konuşurdu, ikisini birden konuşurdu. Ondan da bir şeyler almışsınız öyle anlaşılıyor. Tabii şimdi hep merak ediyordum, yani niye ben Ferdi Tayfur'um diye yani. Çünkü Ferdi Tayfur ismi biraz Anadolu'da falan değişik bir isim yani. Değil mi? Anadolu'da, oralarda Ferdi Tayfur adı, ne adı var? Hatta hiç kimse de benim adımı doğru dürüst söyleyemez. La Tofir! La Tofir'e le gel Tofir derlerdi bana. Tayfur diyemezlerdi bana, Süvenek'te falan. La Tofir! Benim rahmetli Zeynep teyzemin kocası da çiftçibaşıydı. Aynı zamanda Sakıp Sabancı Bey'in çiftlikleri vardı şeyde. Ceyhan'da, Mısırlı çiftliği vardı. Oranın aynı zamanda hem ustasıydı hem çiftçibaşıydı orada, kahyasıydı. O bana Tofir derdi. Tofir. Tofir. Tayfur mu derdi anneniz? Tayfur derlerdi. Yani. Tayfur diye mi? Evet. Ferdi'yi pek şey yapamazlardı. Biraz kibarlaşırlar mıydı? Ne yaparlardı? Bir de Ferdi diyemezlerdi. Evet. Çok yaygın bir isim değil tabii. Değil tabii yani şimdi. Evet. Yani. Yani ne diye çağıracağım? Ferdi. Oğlum Ferdi mi diyecek? Diyemiyoruz yani. O biraz şey yani. Tayfur Ferdi. Daha tok geliyor değil Allah mi? Tayfur falan diye bağırmaz. Biraz daha şey geliyor. Evet. Kolay geliyor tabii ki Anadolu'da. Çiftliktesiniz, traktör kullanıyorsunuz. Evet. Bir taraftan da gözünüz camın arkasında. Onları evet, birer birer evet, çağıracağım evet, şimdi. Evet, biraz renkli camın arkasında değil mi? Evet. Fakat sürekli ya ben buraya ait değilim. Ya yok öyle bir şey düşünmedim. Buradan çıkmalıyım, şuraya gitmeliyim mi? Ben hayatım boyunca şöyle bir şu iki işi yapmadım. Başkasının parasına, servetine göz dikmedim. Başkasının namusuna göz dikmedim. Onun dışında ben bütün insanları eşit, bütün insanları bir Allah kulu, bütün insanları işte bağlı bulunduğu dilin ümmeti falan bilirim yani. Onun dışında ben hiçbir ayrım, hiçbir yani nerede olursam olayım ben hiç kendimi şey görmedim ben öyle. Ayrıcalıklı işte bilmem ne yok onları hiç hissetmedim ben. Onu başaramadım yani. İyi ki de başaramamışsın. Başaramadım, yapamadım yani. Evet. Ama kafanızda hep
mesela ben büyük bir sanatçı olmalıyım. Var mıydı? Abi bak 71 senesinde Huzurum Kalmadı şarkısını ben 45'lik plak yaptım ya. Gene açılaştı. Temelim benim bakın. Yani derler ki hani bu binanın hani ya temeli yok derler ya bir sanatçı ya nasılsa işte bir şarkıyla geldi falan derler ya. Ben öyle değilim ki ya. Evet. Yani 71 senesinde Huzurum Kalmadı şarkısını okumak ne demek yani? O şarkı tutmadı ya o zamanlar. Sonra 4 defa birden okutmaya başladılar. Gittiğim her stadyumda, çıktığım her konserde. Bir daha diye o şarkıyı herkes okuyordu artık. Ben okumuyordum, ondan insanlar okuyordu. Niye böyle olur Ferda? Şimdi, ya bir şarkıyı mesela siz... Ya karışıklığa mi gelebilir? O zamanlar belki sıraya giremedim belki. O zamanlar Arif abi var, Arif Sağ vardı, Orhan abi vardı. İyiydi o zamanlar bunlar hep. Efendime söyleyeyim. İşte Nuri Sesi Güzel, Ahmet Sezginler o zamanlar yani iyi abiler vardı. O bakımdan herhalde onların arasında kendime bir yer bulamadım, sandalye bulamadım herhalde. Yukarısı dolu yani. Doluydu evet, balkon doluydu, oraya çıkamadım yani. Çıkamadım. Evet, o bakımdan herhalde zamanını bekledim. Ne oldu, bir şey oldu herhalde. Ama hiçbir zaman için ümidimi kırmadım, ümitsizliğe düşmedim. Bir gün mutlaka yakalayacağımı biliyorum. Başka çarem de yoktu zaten, ne yapabilirim ya. Şimdi ben ilk tanıklarımızı davet etmek istiyorum. Evet. Bir kere birincisi muhakkak gelmeli, sizin yanınızda olmalı. Diğerinde o yaşadığınız günlere şahitlik etsin diye çağıracağım. Ben Sayın Necla Nazır'ı ve Sayın Nafiye Gözalıcı'yı davet ediyorum. Aa. Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un hayat arkadaşı. Ya. Necla Hanım, bir şey var herhalde, bir hafif sataşma mı desem? Benim 25 senemi yedi dedi. Duydunuz mu? Hayır, derken yani... Yani ara bozmak gibi olmasın ama böyle de bir şey söyledi. Ya yok öyle bir şeyimiz yok da yani 25 sene beraber 23 sene, 23 sene, 23, 24 sene. Maşallah. Evet yani. Maşallah. Allah bozmasın. Allah bozmasın. Nafiye Hanım şimdi... Ferdi Tayfur biraz hızlı geçti orayı. Evet. Burada Beyköylü Cumali'yi andık birlikte. Ferdi abiyle. Adana'da 4 çocukla... Çaresiz kalmış bir kadını andık, sizin annenizi andık ve o günleri andık. Siz neler hatırlıyorsunuz? Ben Ferdi çok... Tayfur'u nasıl hatırlıyorsunuz? Gerçi ondan biraz daha küçüksünüz yaş olarak ama. Şimdi ben biraz daha küçük, yakın tutarsanız evet. Mikro. Evet. Ben onu nasıl anlatayım ki kelimelere sığdıramam onu. O hep çalıştı. Hep sorumluluk sahibi bir insandı. Bizim aklımız ermiyor tabii. Abimin de aklı ermiyordur babama da o belki biraz. Ben hiç hatırlamıyorum. 4 kardeş işte bir annemiz çok güzel yetiştirdi bizi. Allah ondan rahmet etsin ona. Yani bize bir şey bırakmadı ama çok güzel huy bıraktı. En büyük servet bu bizim için. O bizim kardeşimizden çok babamız oldu. Herkese. Az önce bütün anlattıkları gözümün önünden tek tek geçti. Hepsi gerçek, hepsi doğru. Öyle bir insan. Bu zamanlara kadar geldi. Allah kurban oldu. Allah ona uzun ömür versin. Amin. Sağ ol kardeşim. Amin. Öyle işte. Siz daha küçük olmalısınız evet. Değil mi babanızın? Ben hiç hatırlamıyorum. Hı-hı. Benim küçüğüm, kız kardeşim var Neriman. O da hatırlamıyor. Büyük abimiz işte 9 yaşında falanmış. Hı-hı. Tayfur abim de 5-6 yaşında. Öyle. Allah bunu göndermiş işte aile. Ferdi abi hep şunu mu hissettiniz? Yani bir tarafta anam, bir tarafta kardeşlerim. Erken bir sorumluluk mu aldınız? Çok. Yük erken çok mi bindi omuzlarınıza? Hep annemi ve babamın karşısında başını dik tutmasını isterdim. Yani faydalı evet. Evlat şeyini ben üstlendim. Hı hı. Ondan sonra ben de akıllı deyince süper zeka oldum. Evet herkes yorganının kafasına çeken yattı ben hep ayakta kaldım. ben uyanık yaptılar beni. Cidden öyleydi. Ama o kadar da mutluyduk evimizde. Evet. Çok mutluyduk. Evet. Ne kavga ederdik 4 kardeş. Hiç kimse kavga falan yoktu. Hiç kimse. Bize. Daha biz abimden bir tokat yemedik. Yani içeri girerdi,
Sanki hiç o evde kimse yaşamıyor. Evet. Herkes birbirine saygılı. Yani. Evet. Sadece benim babam çok biraz dırdırcıydı. O da yokluktan dırdırcıydı yani. Şeyi anlatsın ne yapsın abi yani. Şekil. Ya hep dırdır konuşurdu, annemle hep kavga ederdi. Hep çalıştı, hep çalıştı. Sonra para cebine falan biraz koymaya başlayınca ben tabii biraz şey yapınca baktım adam melek oldu adamcağız. Allah rahmet eylesin. O da çok evet. Vallahi öyle diyor adam. Yani demek ki yokluk insanı, evet. Yokluk Allah kimsenin kapısına koymasın ya. Tabii. Ya ateşten parça atarsın, ateşten gömlek yokluk ya. Hele bizim ülkemizde gerçekten öyle. Çünkü bugün bakıyorsun, hesap yapıyorsun. Gece yatıyorsun, sabahleyin gidiyorsun, elektrik ödemeye diyor ki adam, yok işte elektrik faturası mı geldi? Hayda. Adamın dünyası yıkılıyor. Adamdan ne beklersin o insanlara? Mecburen durduruyor. Yok, değil mi? İstikrar, mecburen istikrar yok yani. Her gün bir zam, her gün bir bilmem ne. Yani insanlar şaşkın durumda yani. Ferdi abim şarkıcı olacak diye ne zaman söylediniz kendi kendinize? Ferdi abim hep zaten şarkıcı. Yaylaya giderdik, saz çalardı, bestelerini yapardı, beraber otururduk. İnşallah bir gün derdik, yani büyük bir şöhreti yakalayacak. Allah'a çok şükür yakaladı. Yani ne bileyim, onun hakkını biz asla inkar edemeyiz. Şekerci de çalışırdı. Orada şeker falan verirlerdi. Şekerci çıraklı. Lokum falan şekerci verirlerdi. Şekerci dükkanında mı? Şekerci evet. Evgin şekerleme. Hı-hı. Evgin şekerlemede. Size mi getiriyorlar? Şimdi evet. Biz sabahları kalkardık. Ev zaman şeyi akşam salmadan falan böyle. Her gün oraya bakardık. Şeker verirlermiş, lokum verirlermiş. Kendi de küçük yani. 7-8 yaşında ancalar. Kalkardık ki orada. Bize kendi yememiş, bizim için oraya saklamış. Öbür küçük kardeşimden kalkardık, hemen oraya bakardık. O zamandan belli sorumluluk sahibi. Ben şeyi de orada öğrendim. Okumayı. Bu arada okul durumlarını okula gidemedim abi. İlkokula da gidemedim. Paşa olacaktım ama ilkokula da gidemedim. Şimdi, Alaydan yetişmedim. Alaydan yetişmedim evet şimdi. Hiçbirimiz gitmedik ama hepimiz de süper okuyoruz. Nasıl öğrendim onu? Şimdi kitabımda da yazıyorum. Ona bir çok güzel bir hayat verdim o işe. Bir şekercide çalıştığım için şeker çuvalını hamala yüklediler. İşte plan yere götürecek. Ben de onun yanına gidiyorum falan. Postane var. Postanenin oraya gelince durdu adam. Tabii iki büklüm adam. Koca şeker çuvalı omuzunda adamın. Durdu. O zaman şöyle bir baktı. Öyle dedi, sen dedi bu plakada ne yazıyor dedi, biliyor musun dedi. Dedim yok. Dedi ki Adana yazıyor ulan dedi. Öyle deyince o beş harfi ben kafamda kazıdım. O alfabem benim. O Adana plakası oldu. Eskiden plakalarda şehirlerin adları yazardı. Alfabeye Adana'yla başladı. Evet Adana'yla başladı. 7 yaşında falan işte hemen ben ona çok akıllıydım aşağıda. Evet ondan çok sonra işte telefonu, evet. Çok akıllı. Ondan sonra oradan şey yaptım. Hiç gitmediniz mi okula? Hayır efendim gidemedim yani ya. Hayat bizi yani Allah sanki beni hep sınadı beni ya. Yani yaradan beni hep denemeye aldı. Bayağı denedi beni. Kalburdan böyle öyle bir imtihan etti ki beni. Anlatamam yani onu kelime bulamıyorum onun beni yaptığı beni geçirdiği imtihanlardan. Okul kadar imtihandan geçtim. Ya ne imtihanlardan geçtim ben ya. Yani neden diyordum ben sonra ben hep, neden biz? Vallahi garip geliyordu bana yani. Herkesin içinde benim babam ölmüş gitmiş yani. Niye diyordum yani? Halbuki gider ya niyesin var bunun işte Allah almış işte yani. Kabullenemiyordum işte. Neden olduğunu çözdün mü? Neden olduğunu çözer gibi oldum. Hani baş ağrısı bahane derler. Ölüm gelmiş yani işte baş ağrısı bahane derler. İşte neden olacak? Kader çizgi. O öyle çizilmiş. Ama herhalde orada bir zamansızlık olmuş. Ne olabilir yani şimdi? Ne diyeyim yani? Bir şey söyleyeyim. Bir zamansızlık olmuş. O zaman Allah-u Teala demiştim ki ya kulum sen bunu hak etmedin. Demiştim. Ama her duamızda deriz değil mi? Allah sonunu hayretsin. Allah sonunu hayretsin. Sonu. Evet, evet öyle oldu. İşte çok şükürler olsun. Her zaman şükür ederim. Dediğim gibi ben insanları hep sevmişimdir. İnsanları doğayı hep sevmişimdir. Bilhassa insanları hiçbir zaman için ayrım yapmamışımdır. Yani büyük insan, küçük insan benim yanımda öyle bir şey hayatım boyunca kafamdan geçmemiştir.
Bu da hissediliyor zaten. Ben hiç hayatta düşünmem. Ben kimse çok zenginmiş bilmem. Hiç beni ilgilendirmiyor insanların. Evet. Fakirliği ilgilendiriyor yalnız. Fakirliğin kader olmadığını düşünüyorum ben herhalde. İnsan fakir doğabilir ama fakir ölmez. Fakir doğar, kazanır, zengin olur, batırır, gene fakir olur. Olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama kader değildir. Ama kader değildir, evet. Nafi Hanım, ne kadar zamanda bir görüşüyorsunuz abinizle? Adana'ya geldi mi görüşüyoruz. Siz ziyaret eder misiniz? Ben de geliyorum. En çok onlar gelir zaten. Ben geliyorum, evet. Geliyorum işte, görüşüyoruz. Peki, hep merak etmişimdir. Şimdi başka starlar için de, ünlü sanatçılar için de bir durum böyle. Ferdi Tayfur'un kardeşi olmak nasıl bir şey? Mesela bir yere gittiğinizde diyorlar mı, hadi canım sen de, yani ben de Cüneyt Arkın'ın abisiyim o zaman mı diyorlar? Şimdi ben öyle bir şey yapmayayım da, bazen bakıyorlar diyorlar, yani birine benzetiyoruz sizi diyorlar. Değil mi? Çehreniz benziyor çok. Veya tanıyan diyor Ferdi Tayfur'un kız kardeşi diyor. Soruyorlar, yok diyorum. Kardeşi diyor ama benziyorsunuz diyorlar. Niye hayır diyorsunuz yani? Ne bileyim, bir şeyler soruyorlar. İşte o ona gösterir. Bir mesela markete gidiyorum. O ona fısırdıyor, o ona fısırdıyor. Sıkılıyorum. İlgi odaklaşınca insanın yürüyüşü değişir. Tabii. Onun yani için öyle fazla her yerde söylemem. Dolaşmaya falan. Hiçbir yerde yani öyle şey olmuyor. Çok tanıyanlar, bilenler zaten sormuyor. Bilmeyenlere de fazla öyle yansıtmam yani. Ferdi abi, şimdi ben Necla Hanım'ın hakkını saklı tutuyorum. Ona başka sorularım var ama. Şimdi biri bacı biri yar. Yani burada hangi şarkıyı söylersiniz, ne dersiniz, ona siz karar verin. Ama bir şarkıyla herhalde soluklanmamız gerekiyor. Şarkı söyler mi daha? Bir tane söyledik. Söyleyelim yani. O zaman çalsın arkadaşlar, söyleyelim. Nafi Hanım, ne hissediyorsunuz Ferdi Tayfur'u dinlerken? Allah herkese böyle kardeş versin. Gurur duyuyorum onunla. O hiçbir zaman için sanatçı kimliğiyle karşımıza çıkmadı. Her zaman için bir kardeş gibi çıktı. Ve İstanbullu yıllar, Ferdi abi. Siz sürekli deniyorsunuz. Evet. İlk kaseti, albümü yapıyorsunuz, satmıyor, ilgi görmüyor. Ya İstanbul'a, ben ilk gelişim İstanbul'a gene çocuktum yani. Arkadaşlarla beraber, sinemacı çocuklarla arkadaş olmuştum, bilmiyorum. Niye olmuştum onlarla arkadaş ama sinemacı çocuklar var, teşrifat çocuklarla. İstanbul'a kaçtık, geldik. Onlar Yeşilçam'da işte dolaşırlarken falan figüranlığa gitmeye şey yapıyorlardı. Benim de gelmemi istediler ama ben dedim ki ben figüranlık yapmam dedim o zamanlar. Ondan sonra... Niye reddettiniz? Niye? Başrollerde oynayacaktım çünkü. Evet. Değil mi? Evet. Rahmetli Erol Taş'ın kahvesinin karşısında can kurtaranda otobüsler dururdu. Eskiden Sirkeci'den kalkardı şehirler arası otobüsler. Oralara gel, orada otobüs yıkadım ben. Bayağı çocuktum yani, işte 13 yaşında falandım herhalde. Ya 14 yaşında falandım. Ben derdim, o zamanlar böyle çocuk şarkıcı furyası falan da yoktu. Yoktu işte, o zamanlar yoktu. Evet. Evet ama şakırdım bülbül gibi. Derlerdi ki ya oğlum sen çok güzel söylüyorsun ama çocuksun ya derlerdi. Bir büyüsen. Evet, çocuksun derlerdi oğlum sen, Allah Allah derlerdi ya. Birbirlerine gösterirlerdi, çocuğa bak derlerdi. Bu ne derlerdi, bu ne ses böyle derlerdi ya. Evet. Ama çocuk furyası yoktu o zamanlar. Sonra oradan Adana'ya mı döndünüz tekrar? Tekrar Adana'ya tabii. Ya gittim, İstanbul'dan bir şey çıkmadı. Çıkmadı evet. Çıkmadı gittim yani oradan. Tekrar Adana'ya gittim. Yani tekrar tarlalara, pamuk toplamaya, kazma dövmeye falan yaptık her şeyi orada. Eller nasırlı ama... Evet evet, yüreğimiz... Sanat işinde bir şarkılar, devam ediyor. Şarkılar için devam ediyordu. Kazma döverdik mesela, çifte kazma atardık tarlada. Bir adam vardı, ölmüştü herhalde adam. Şimdi Allah rahmet eylesin diyeyim, kulaklar çınlasın diyemem çünkü o zaman da yaşlıydı adamcağız. O da gelirdi şeyin başında dururdu, kafilenin başında o dururdu kazma elinde. Ben de onun yanında falan, bizler de orada işte yanında mı artık neyse. Hep beraber işte o söylerdi, biz de koro yapardık falan. O adam hep dört gözle beklerdim, aman gelse de o bizim kafilede olsa da söylesek diye. Şarkı söylesek diye. O yani işte gene 11 yaşlarında falan. Sonra tekrar mı İstanbul'u? Ya işte İstanbul'a gidip gelmeye başladım artık yani öyle. Yani inatçıydım yani. Bu işi mutlaka başarmam gerekiyor. Çünkü bir de işte arkadaşlar dedim, figüranlık yapmam diyorum. Sanki figüranlık şeymiş gibi de.
Ne bileyim ben işte öyle öyle diyorum, başarılara döneceğim oğlum diyorum ben. Peki filmlerde filan genellikle şey olur, un kapanında bir dükkanın önünde işte sanatçı adayı bekler, evet, filan sabırla. Sizin o nasıl oldu? Ben nasıl oldu? Şöyle bir şey oldu. Ben Konya'da bir abi vardı. Konya'da bir şerde ver sürmeye gittik biz teyzemin oğluyla beraber, rahmetli Mehmet'le beraber. Orada yolum Konya'ya düştü. Bir şey macera geçti benim başımda çiftlikte. Onu kitabımda yazıyorum ben o macerayı. Oraya nasıl gittim, nasıl gittim. Daha sonra orada bir saz gibi bir yer vardı. Orada şarkı falan söylemeye başladım. Bir pavyonda şarkı söylemeye başladım o zaman. Ama ahlak polisi bana müsaade vermiyordu. Müsaade etmiyordu bana. Yaş sebebiyle mi? Evet. 18 yaşındaydım. Ondan sonra 17 falandım işte. 17-18. Ya gidiyordum. Adamın arkasından böyle yürüyordum. Abi falan diyordum. Oğlum diyordu, yasak, yapamam diyordu. Yani 22 yaşında falan olman lazım falan diyordu. İçki bir yerde şarkı söylemen için falan. Ondan sonra askere gittim. Askerden Ankara'da askerlik yaparken Kıbrıs'ta bir savaş kokuları şey oldu. 67. Can Gencebay sazıyla mı katıldı evet, ilk plağa? Evet.
O zaman Orhan abi, Orhan abi tabii şey, bağlamasının virtüözü bir adam. İyi bir müzisyen o zamanlar. Orhan Gencebay lafları dolaşıyordu. Ve Orhan Gencebay o zamanlar başa gelen çekilmiş sanırım bir plak yapmıştı o zaman 45'lik. O plağı... Yani o zaman meşhur falan bir sanatçı yani işte, mı? Yani evet. Ya yani da başlıyor. Yani bırakmamıştı artık. Refakatlere gene takılıyordu öyle yani. Bu Orhan Gencebay... Ya ben ondan önceyim ya o benden sonra. Onu orayı karıştırıyorum, bilemiyorum ben. O zamandan beri süren bir hukukunuz var mıdır Orhan Gencebay? Orhan abiyi severim. Orhan abi temiz bir insan. Herkes birbirini severiz biz sanatçılar abi. Ya bakma ne kadar arkamızda konuşsak da birbirimizden. Ya Ferdi abi biz sanayide çıraktık o zaman eskiden de. Orhancılar, Ferdiciler birbirimize tamam. Girerdik. Niye böyle o zaman? Siz birbirimizi severiz biz aslında. Orhan abiyi severim. Orhan abi de beni sever herhalde bilmiyorum yani. Evet. Hiçbir zaman için hürmette kusur etmiş değiliz birbirimize karşı. Ben hiçbir sanatçıya karşı ben şey değilim yani. İlk albüme Sazı'yla katıldım. Evet. Bu arada şeyi söylediniz, kitapta anlatacağım dediniz ama Konya'da bir başından macera geçti. Evet. Nedir ya da kitaba mı saklayalım? Kitaba saklayacağım onu çünkü onu çok iyi anlatmak zorundayım ben yani. Ayrıntılı bir. Tabii ayrıntılı bir şekilde anlatmam lazım çünkü bitmez o. Yani filmlere bile konu olacak bir konuydu o. Yani hatırlamak da istemediğim bir şeydi o benim. Yani parlarken falan da hatırlamak istemiyordum o günleri. Oradaki o çiftlikte yaşadığım o kargaşayı. Zor. Evet evet yani bir adam vardı işte adamdan çok berbat bir herifti. Karısını dövüyordu falan filan onu anlatmam iyi anlatmam lazım. İlk kaseti yaz, ismi neydi ilk? Arıyorum diye bir şarkıydı galiba. 45'lik işte ilk defa işte iki tane 500 lirayı buldum orada okuduktan sonra. 500 lira. İki tane 500 lira 500 yani lira, 1000 lira mı aldınız? Evet. 2500'lü bir ara. Ama ne para. Ne yaptınız o parayı? Ya avucumda anladım baktım ki nerede rakamlar makamlar silinecekti. Öyle tutmuşum sıkı tutuyorsunuz. Öyle bir tutmuşum ki. Yani 15 lira para alıyordum. 15 lira işte o kazinoda çalışırken falan 15 lira para alıyordum. Yani. Otelde kalıyorsun, yemek yiyorsun. Bilmem ne bir de oradan geçiniyorsun yani. Ama iyi paralardı onlar da. Yani açık konuşmak lazım. Mübarek paralardı yani. O kadar temiz, o kadar pırlantaydık yani. Yani bitmiyor da bir türlü. Yani harcadığım zaman falan. Ama yani hesapla harcadık herhalde ki ondan bitmiyordu. Tabii ki. 1000 liraya aldınız ama şey satmıyor mu ne oldu? Hayal kırıklığına başladınız. Ya oraya ben herhalde bir 6 plak mı 5 plak mı ne yaptım ben ya. Ondan sonra tutmadı be. Gene dedim balkona çıkamadım herhalde gene. Yer yoktu balkonda çünkü. Karşı doluydu. Evet hep aşağıdan Duhuliye'den seyrettim filmi böyle. Ama çıkamadım. Huliye derler biz de biliyoruz böyle perdenin en önünde oturanlara. Evet sevgili seyirciler Ferdi Tayfur 5-6 çalışma yapıyor tutmuyor. 1000 lira iyi para ama her şey değil yukarıda. Balkon dolu. Evet. Fakat Ferdi Tayfur'un mücadelesi bitmiyor. Biz size yine sazımızla sözümüzle buradayız ama kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra bu yolculuğa Ferdi Tayfur'un kılavuzluğunda hoş sohbetiyle devam edeceğiz. Tanıklar devam edecek. Çok güzel. Harikasın abi. Sağ olun. Elinize dilinize sağlık. Bu merak etme sen de değil mi? Bu merak etme sen. Bu kamyon arkalarına yazılan bir evet 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 kulakları çınlasın. Temel Gürsu'yla neyi çekiyorduk? Derbeder mi çekiyorduk? Tabii derbederi çekiyorduk şeyde Antalya'da. Kulakları çınlasın Enis Fosforoğlu da vardı. Bu şarkıyı ona ben söyledim. Onun diline takıldı bu. Daha hiç yapmadan şarkıyı daha okumadı. Fosforoğlu'nun. Evet. O da hep şey yapıyordu böyle Adana ağzı yapar gibi. Merak etme sen diyordum. Merak etme sen falan diyordu. Bana hoşuma gidiyor. Dedim ki. Temel Bey kulaklarınız çınladı mı? Ben Temel Gürsu ve Canan Perver'i çağırdım. Ah ah. Buyursunlar. Haklıymışız. Bak neşer olacak. Evet, evet. Kulaklarınızın çınlaması gelmiyordu oradan buraya ama. Ya. Ben yine de Ferdi Tayfur'un sizi gördüğünden şüpheleniyorum açıkçası.
Ferdi bilir ki Ferdi'nin olduğu yerde ben hep varım. Var. Evet. O öyle bir yere katılıyorsa, bir yerde varsa bilir ki Temel yanındadır. Evet. Biz çok hiçbir zaman ederim. Kopmadık. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Öz dostuz biz. Sağ ol. İyi dostuz. Ne mutlu size. Ya biz Temel Gürsel'le güzel günler yaşadık. Çeşmeyi yaptık, arkadan derbeleri patlattık. Sonra Batan Güneş çekmeye gittik Almanya'ya beraber. O zaman parçalar falan da bulunmuyor, arabalar falan. Bizim araba Bulgaristan'ın geçeceğimiz Bulgaristan'da kaldık biz bununla. Allah. Sonra gittik. Tabii içimizde şey dolu, böyle bir işte... Sınırda araba itmece. İtmece. Sınırda geçtik yani, itmeceyle geçtik. Yugoslavya'ya geçtik. Bulgaristan'dan Yugoslavya'yı arabayı iterek girdik. Evet. Evet. Araba da Mercedes araba. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Şarjı mı ne bozuktu arabanın? Aksi arıza evet. Yapmış. Hangi filmde bu? Efendim Batan Güneş. Biz Almanya'ya iki film çekmeye gittik Ferdi ile. Batan Güneş ve Yadeller'in bir sahnelerini çektik. Sonra geldik burada tamamladık. İki filmin Almanya sahneleri de vardı. Ne kadar ki? 21 günlük öyle bir seyahatimiz var. 21 gün hiç ayrılmamacasına. Hatta öyle enteresan ki buradan çıktık yola. O 21 gün zarfında yani tesadüfler belki öyle denk getirdi. Aynı odada değil. Hep duble yatakta aynı yatakta yapmak mecburiyetinde kaldık. Evet. Onu anlatacaktım ya. Tabii içimiz şey de oluyor yani tamam çeşmeyi patlatmışız, derbeleri patlatmışız. Hani biraz daha patrona karşı şey olmamız lazım. Yok biz gene aynen böyle duble yatak buluyoruz anladığım şeyde. Duble yatakla beraber sırt üstüne yatıyorduk. Çok hoş. Şimdi efendim Temel Gürsu, Ferdi Tayfur'un ilk 5 filmini yönetti değil mi? Evet. Yanılıyor muyuz? Evet ilk 5 filmini çektim. Sonra bir süre aradan sonra 6. filmi de çektik. Canan oynadı. Birinci evet. Çektiğimde evet. Canan'la oyuncu yönetmen ilişkisiydi. İkincisinde evet. Çocuğumuza hamileydi. Evlenmişti. Evet. Evet. Benim nikah şahidim de Ferdi'dir. Evet. Yani bu da çok özel bir durumdur evet. Yani. Evet. Bunu da ayrı antiparantez evet. Söyleyeyim. Evet. Canan Perver yine Yeşilçam'dan, evet. Türk sinemasından evet. Tanıdığımız bir hanımefendi sanatçı. Derbeder ve Boynu Bükük'te. Evet. Derbeder evet. Ve Boynu Bükük'te ama ikisi de çok süper filmdi. Evet. Zaten Derbeder için derler Türk sinema tarihine geçmiştir yani. Evet. Derbeder değil en mi? Büyük yani, hasılatı yapan yani filmdir. En büyük hafta... seyirci sayısına ulaşmış filmdir Derbeder. Ben hatırlıyorum başka filmlerde bile mesela rahmetli Adile Naşit bir filminde sinemaya gidiyor. Sinemada Derbeder oynuyor. Evet. Yani böyle değil mi? Evet. Evet. Filmlerde bile. Film içinde film yaptılar onları. Evet. Evet. Şimdi size geleceğim ama... İlk 5-6 tanesi tutmadı vesaire 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 ama bir gün tuttu bu iş. Ferdi Tayfur ve arkasından film meselesi geldi. Evet. İlk Çeşme miydi? Evet. Çektiğiniz. Evet. Çeşme. Çeşme evet. Zorlandınız mı? Ne yaptınız? Ya ben şeyin Temel'in şeyinden titizliğinden zorlandım. Çok sıra zorlanmazdım ama bu titiz bir adam bu. Çok mu? Titiz. O zamanlar daha el avuca sığmazdı bu. Bu saçlar maçlar falan janti bir herifti bu. Ne demek istiyorsun? Yani? Sonra mı böyle oldu demek istiyorsun? Değil mi ya saçlar maçlar böyle resimlerimiz var şimdi. Şeyde her gün görüyorum ben asmışım şeyde. Bu elektrikli bir adam bu. Huysuzdu. Bağırır falan zette bu. Durma herkese bağırır. İyi ki bağırmışım evet. Ama bunun bir lafı vardı en son. Bitirdik filmi, ayrılıyoruz işte değil mi? Arabadan tam ayrılacağız. Dedi ki ya, öpüştük falan. Arkadaş dedim hadi aklımı helal et falan. İşte yani siz helalleşiyorsunuz. Dedi ki, sana dedi bir şey söyleyeyim dedi. Ne? Ya dedi bu filmin dedi şansı dedi, çok iyi olmasından dolayı kötü gibi birime geliyor dedi. Ne demek o yani? Çünkü o kadar güzel bir film oldu ki. Ha, film çok iyi evet, o yüzden. Evet çünkü. Yani bunu aşmamız çok zor evet. Anlamına söyledim ben onu. Evet. Çeşme gerçekten çok ses getiren bir film oldu. Yani olağanüstü başarıya ulaştı, seyirci sayısına ulaştı. Ferdi'ye dedim ki yani bundan sonra nasıl yapacağız evet ki yani biz bu ya. İşi aşacağız dedim. Ama ondan sonra bir derbeder çektim. Evet. Derbederle onu üçe katladım. Peşinden yine Necla ile bir Batan Güneş çektik. O onu katladı. Evet. Yani hakikaten çok güzel filmlerdi. Güzel çok filmlerdi. Hoş evet, filmlerdi. Samimi filmlerdi. Sıcak filmlerdi yani. Evet. Ve hala onun şeyi benim üzerimde durur. Video çeksem bile acele ederim.
film gidiyor diye. Film çekiyor, film yok çünkü. Şimdi efendim ben bir anımı anlatayım müsaade böyle ederseniz. Derbeder filmiyle ilgili. Tabii sinemanın koşulları o zaman bugünkü rahatlık yok. Yani ışık sistemi de yok, ses sistemi de yok. Film yok daha doğrusu. Negatif, evet. Film yok, negatif yok. İthal ediliyor. Çok pahalı. Parayı da verseniz alamıyorsunuz. Çünkü kotayla geliyor. Prodüktör de haklı olarak şu kadar hakkım var diyor. Bu filmle bunu bitirmek durumundasın. Yani o kutuyu açtık. Aklıma bir sahne geldi. Bir çöl sahnesi geldi. Bu senaryoda olan bir şey değil. Bir hayal sahnesi. Hiç senaryoda da yok. Böyle böyle bir sahne çekeceğim dedim. Gittik. Kasetin üzerindeki negatif kaç metre kaldı? Her planda 3 metre kaldı, 1 metre kaldı. Bitti, eyvah. Prodüktöre, Hürki Bey'e telefon ediliyor. Hürki Bey, film yok evladım, gönderemem, idare edin. Ya ne yapacağız, çekimde çakalımız yok. Yalnız o çöl sahnesi olay olmuştur. Sonra o espri bizden sonra birçok Türk sinemasında, birçok filmde de kullanılmıştır. Ne vardı o çöl sahnesinde? Hayal sahnesi efendim bu. Sevgilisinden ayrılıyor, İstanbul'a gidiyor da giderken Canan'ı hep hayal ediyor. Issız çöllerde ve kızın hayali karşısına çıkıyor. Koşuyor ulaşamıyor, koşuyor ulaşamıyor. Ve bir duamız vardı diye bir şarkı. Nefis de bir şarkı olmuştu ve hakikaten çok sükse yapmıştık o sahneyle. İşte aceleyi ondan yapıyor. Kızıyordu çünkü. İşte insan bir oynarken bir sarkıtır falan yani. Biraz düşünür değil mi? Ama metre hesabı yapıyor. Metre yani. Tabii. Kutu metre bitti bitiyor orada. Evet. Çok zor günlerini yaşadık. Yani biz bu zor şartlar içerisinde bu başarılara ulaştık. Evet. Gerçekten çok... Evet. Acaba onun sıcaklığı mı, onun şeyi mi, onun heyecanı mı sarıyor? Yani tabii şey yani Hulki abimiz bir vardır. Şey, Hulki Saniyer'imiz vardır. Yani. Bizim yapımcımız, abimiz, büyüğümüz. Hulki abinin bir lafı vardır. Çok uzayan iş başarılı olmaz. Evet. Yani bu hakikaten öyle. Yani ben öyle ve hala çalışmalarımda başladığım zaman bitirmeliyim onu. Ve hiçbir zaman da o kendi dinamikliği içerisinde hızı, sürati, anlatımıyla ayıpları da kapatır ve çok da başarılı olur. Çünkü tek yürek halinde herkes çalışıyor. O hızla, o heyecanla, o istediği kadar kızdı bana hızlıca. Ya kızdığından söylemiyorum. Ya. O zamandan beri hala şey kalır bende böyle yani videoda bana acele edelim. Çünkü Düden Şelalesi'nin orada Çeşme'de son gündü. İyi hatırlıyorum. Hatırlıyorsun değil mi? Tebi yere vurdu falan bu Allah. Ama şimdi gerçekten... Hep göz veriyordu biliyor musun? Hep ilk filmi, Ferdi'nin ilk filmi Çeşme'yi çekiyoruz. Yılbaşının günü. Yani gecesi yılbaşı. 31 Aralık günü. Havada çok güzel. Antalya'da Düden Şelalesi'nde çalışıyoruz. Şimdi Necla şelalenin öbür tarafında çok zor koşullarla prodüksiyondan 3 kişi falan tutarak bir kayanın üzerine çıkardık. Kamera bu tarafta, şelalenin önünde de Ferdi var. Şimdi öyle bir şarkı ki iki kişinin söylediği, bir hanımla erkeğin söylediği şarkı. Çiçekler açtı. Çiçekler açtı. Şimdi Ferdi şarkıya başlıyor. Zoom'la gidiyoruz. Oradaki vokal kısmını Necla'nın söylemesi lazım. Fakat aradan Düden Şelalesi akıyor. Duymanın mümkünü yok. Yani buradan onu siz duyurmanın imkanı yok. Ancak işaretlerle anlaşabiliyoruz. Bir defa kamera dedim, Ferdi yanlış girdi şarkıya, stop dedik. Bir defasında zoom yaptık, Necla duyamadı. Ne oldu dedim, duyamadın. Duymadım dedi, hadi bir daha dedik. Bir daha, üçüncü, dört, beşincisine bastım teybe, kamera dedim. Teybin şeyine bastık. Teyp çalışmadı. Teyp çalışmadı. Teyp de benim, o zaman böyle teyp herkesin falan teyp yok. Kıymetli bir şey. Çok kıymetli, benim evdeki teybim, portatif bir teybim. Teyp çalışmadı, kamera çalışmadı. Kaldırdım, bir baktım, paramparça oldu teyp. Sonra şarkıyı söyledik abi yani. Artık senkron filan hak getire. Bunlar da anladılar benim heyecanımı ve korkumu. O başladı, o tam zamanında söyledi. Nasıl senkron oldu ben anlayamadım. Ama öyle bir uğurlu film oldu ki. Evet. Yani öyle bir uğurlu film oldu ki. Ellerine sağlık baba. Sağ hakikaten olun. Çok başarılı. Ve ben ondan sonra... O hikayeyi bana 2-3 defa daha çektirdiler. Yani prodüktörler ama hikaye tabii aynı hikaye. Bu Kara Sevda hikayesi meşhur, çok eski. Yani bilinen bir hikaye. Evet. Zaten biz de Kara Sevda'dan çıkarak yapmıştık. Aradan bir 7-8 sene geçti. Samsun'un işletmeci geldi. İbrahim Tatlıses'le dedi ki bu filmi çek dedi. Dedim ki ya bunu yaptık. Rica ediyorum dedi, bunu çek dedi. Ben bunu istiyorum. Unutuldu dedi öbürü dedi.
Yaptık, gene hakikaten iş yaptı. Sonra Hürriyet Gazetesi'ne ben bir fotoroman çektim. Özellikle gazetenin sahibi, özellikle bana Kara Sevda'yı Orhan Gencebay'la çektim. Fotoromanı gene aynı hikayeyi çektirdiler. Dedim ki ya hikaye mi bitti? Yani neden hikayem bitti? Ama işte tutan çok hikaye. Hoş tabii. Ben Canan Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Şimdi Necla Hanım için de aynı şey geçerli. Sinema sanatçısınız sizler. Evet. Fakat bu oluyor Türkiye'de olan bir şey. Bunun iyi örnekleri var. Ferdi Tayfur Adana'dan çıkıyor geliyor. Orhan Gencebay Samsun'dan çıkıyor geliyor. Bu insanlar film yapıyorlar. Bunun zorlukları oluyor mu? Mesela ilk filminde birlikte oynamışsınız. Şimdi bir sinema geçmişiniz falan yoktu herhalde o ana kadar. Yani yok, benim hiç, ben kamerayı bile tanımazdım ya. Değil mi? Evet. Ve motor diyor yönetmen. Evet. Şimdi benim için zorluk olmadı şöyle. Ferdi Bey'le ben ikinci filmini çektim. Çünkü Ferdi Bey daha önce Necin Hanım'la çalıştı. Herhalde bir kız zorluğu o çekmişti. Ben yanlış biliyorum o zaman. Evet. Evet. Ama bizden ikinci... önce de film çekmiştin sen. Ben tabii, benim yalnız derdeler Canan benim, şeyden, ben çocuk şeytan, oyuncu çocuk, olarak. Yani şeytan diye bir film değil tabii. Mi? Ama benim ilk genç kız olarak oynadığım filmdir derdeler. Tabii Ferdi Bey, bir de Ferdi Bey çok yetenekli bir insan. Yani gerçekten uyumluydu hep ya. Çok yani uyumluydu şey, evet. Şey yani. Yani iyi paslaşıyor oyuncularla. Evet, haksız mıyım Necla? Yani gerçekten öyle. Bizim çalışmalarımızda, pardon lafını kesiyorum. Yani Çeşme'den başlayan bir şeyle çalışmalarımızda biz... Ben hala aynı şeyi götürüyorum. Çalışma temposunu götürüyorum. Daima bir aile gibi olduk ekiple. Evet. Yani evet, evet. Necla ve yani biz hiç akşam yemeğinde de birbirimizden ayrılmadık. Evet. Luna Park'a gideceksek iş sonrasında gene beraber gittik. Evet. Denize gireceksek gene beraber evet. gittik. Yani hiç kopmadık. Mesela Çeşme filminde ailesi daha Adana'daydı. Biz Adana'ya gittik, aldık Ferdi'yi getirdik, Antalya'da çalıştık, İstanbul'a geldik. Otelde kalıyordu burada. Her akşam mübalağa etmiyorum, bize gelirdi. Anneme rahmetli oldu şimdi annem. Evet. Teyze ben şu yemeği istiyorum diye annem ona o yemeği yapardı. Yani bizim aileden birisi gibiydi. Evet. Öyle. İşte o sıcaklık da perdeden yansıyor değil mi insanlara? Maalesef evet yansıyor. Yani yansımaması mümkün değil zaten. Çok teşekkür ederim. Uğuracağımız çok durak var. Filmler, Ferdi Tayfur'un hayatının sadece bir parçası. Ama biliyor musunuz Temel Gürsu üniversitede ders veriyor. Öyle mi? Yarın da Çürbak Sinema Televizyon varmış. Akademisi'nde. Tebrik, evet. Tebrik ederim. Yarın hocam, diploma törenim var. Hocam. Evet, hocayım artık. Evet, hocam diyoruz. Tebrik ederim. Saçlarımdan belli oluyor herhalde. Evet. Biliyorsun film çektiğimiz zaman saçlarım vardı. Artık yok. Evet. O bakımdan onları uğurluyoruz ama... Başka tanıklarımız da devam edecek. Ben size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, böyle bırakmak görüşelim istemezdim baba. Ama. Güzel senaryolarım var. Valla görüşelim. Görüşelim. İnşallah. Hayatım evet, çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Başlıyoruz. Canancığım çok çok teşekkür ederim. Çocuklara da selam söyle. Tamam. Sevgiler. Geri dönüp gör halimi. Çok heyecanlıydık. Herkes heyecanlı. Yani yaptığımız işi çok seviyorum. Yani samimiyetimizi seviyorduk birbirimizi. Yani işimizi de seviyorduk. Birbirimizi seviyorduk. Birbirimize saygı duyuyorduk falan yani. Öyle kırıcılık falan filan yoktu. Evet. Necla Hanım. Buyurun efendim. Israrla görüyorsunuz. Evet. Size sırayı getirmedik ama artık konuşmamız gerekiyor. Arkadaşlarım çok kısa bir not yazmışlar. Aslında her şeyi açıklıyor. 1976 yılında Çeşme filmini... Evet. Çekerken birlikte çalıştınız, hı hı. Tanıştınız o zaman. Hı hı. Şu anda Tuğçe isminde bir kızınız var. Hı hı. Çeşme'de mi başladı bu birlikteliğin evet. temelleri, orada mı atıldı? Evet. Aslında ben ilk Hulki Sener beni çağırdığında dedi ki Necla'cığım ben bir müzikal film yapacağım. Ferdi Tayfur diye birisi oynayacak. Yani ben hiç şarkıcı olduğunu düşünmedim. Bir tiyatro sanatçısı gibi geldi. Tiyatro kökenli gibi geldi bana. Dedim ki Hülki abi tiyatro sanatçısı mı? Hayır hayır dedi. Şarkı söylüyor. Çeşme diye dedi. Bir pla var. Peki ben kendisini nasıl göreceğim dedi. Posteri var dedi. Ben Ferdi Bey'i ilk posterinden gördüm ve çok enteresan bir şey olmuştu orada. Temel de oradaydı. Temel Gürsu'da.
Allah Allah, Ferdi Bey'in böyle posterine baktım. Dedim ki ya Hulki Bey amca, bir şeye dikkat ettiniz mi dedim. Ferdi Bey'in gözlerinde aşk var. Hulki Bey amca şöyle gözlüğünü kaldırdı, geri gitti baktı. Doğru söylüyor bu kız dedi. Bu çocuğun gözlerinde aşk var dedi. Beni herhalde Allah söyledi. Ne bakıyormuşum, kim bilir. Değil mi ya? Yok. Ne bakıyormuşum demek. Resimde ne bakıyormuşum demek. Objektife. Yani benim ilk Ferdi'ye elektriğim zannediyorum bu posterde. Posterden mi başlıyorsunuz? Evet. Ama ben sinemayı çok seviyorum çocukken. Sinema, hep beraber sinema. Sinemayı çok seviyordum ben. dolayısıyla film yıldızı olamıyordum. Tipim mi tutmuyordu herhalde? Yani o zamanlar işte. Niye ama diyor ki gözlerinde aşk var diyor. Şimdi, o taraf da aslında şimdi, açıkmış. Şimdi bir yere geldikten sonra bazı şeyler kolaylaşmaya başlıyor. Ondan önce zor. Tabii. Şimdi neyle ben kendimi gösterdim? Şarkılarımla, plaklarımla önce gösteriyor kendimi. Ondan sonra bana talep geldi, geldi film çektirdiler bana. Ama daha önce söylemediler bana bunu. Parladıktan sonra yani. Mesela ilk Düden Şelalesi'ne gittik Antalya'da. Bu kadar medyatik falan değildik. Onlar medyatikti. Necla Nazır ve diğer sinema insanları falan. Ben değildim. Ama orada gezen liseli çocuklar falan gelmişlerdi. Beni gösterdiler. Her tayfa bu diyorlardı. Nereden diyorlardı? Benim 45'lik plaklarımdan gelmişti. O kadar. O kadar. Filmlerden önce. Tabii tabii yani. 45'lik tabii, plaklarımdan tabii, ilk filmde o. Öyleydi yani. Duyuyordum kızların sesini diyordum. Her tayfa, ay her tayfa bu diyorlardı. Yani Necla Nazır falan demiyorlardı. Şimdi şey diyecek ama yani palavra falan değil yani bilmiyorum. Şimdi doğru mu yani bilmiyorum. Hakikaten ama belki doğru orada Necla Nazır diyenleri düşünüyorum. Ama orada bir şey vardı yani orada başka bir elektrik dolaşıyordu ortalıkta. Yani tamam plaklar ama bu adam nerede, bu adam nedir hep merak ediliyordum ben. Nasıl ki Çeşme filmi gibi bir film çekince ortalık birdenbire patlayıverdi. Polis jopuyla sinemanın önünde polisler jopla insanları sıraya sokarlardı. Kombine bilet alıyor. Haftalık alıyor adam kombine bilet. Aynı koltuğa geliyor. Orada filmi seyrediyor. Ağlıyor ve gidiyor. Her akşam her neyse. Hangisi mendil falan satılıyor. Hangisi sinemalar. Hangi seans yapacaksa yani. Adana'da bir sinema vardı. Alsaray sineması. Her mikrofonu hangi alın. Evet. Yabancı filmler oynardı. Oraya abimin filmini getirdiler derbedere. Biz bir hafta yok, bilet bulamadık. Bilet bilemediniz. Yok yok yani. Öyle. Gittik. O sinema yıkılıyordu. Artık ben şeyden ağlıyordum heyecandan. Sevincimden. Defa yetmez diye hep gitmek istedik. Evet, evet. Öyleydi yani çok. Dolayısıyla yani o zaman artist olabildim yani. İşte Çeşme'den sonra falan Çeşme plağı şarkısı iyi tutulduydu. Evet. Necla Hanım posterden başladık ama tabii sonra filme mi geçtiniz, tanıştınız? Aa, evet yani film çalışmasına başladık. Sonra biz Ferdi Bey'le önce çok iyi bir arkadaş, dost olduk. Bu dostluğun içinde başladı. Yani önce arkadaş olduk. Ben öyle hatırlıyorum, yanlış mı Ferdi? Doğrudur. Doğru. Yani biraz insanlar abi, biraz baskı altında bir ifade gibi oldu. Evet, doğru. Yani. Başka bir şey düşünüyordum öyle söyleyince yani doğru diyor. Doğru söylüyor. Çünkü insanlar medeni insanlar öyle arkadaşlıkla başlar. Evet. Yani illa bir şey olmaz. Tabii ki o herhalde benim terbiyem. Ben de onun terbiyesini beğenmişimdir. Yani ben ağır insanı severim. Ağır insandı. Yani öyle böyle hoppacık falan olmadı. Dikkatimi çekiyordu. Ben de hoppa bir adam değildim zaten. Filmlerindeki gibi bir neydi? Evet yani. Yani. Evet. Yani öyle hoppa bir insan değildim ben de. O da onun dikkatini çekiyordu herhalde. Öylece bir kadere biraz inanmak lazım. Doğru. Yani hani insanların kendi kaderlerini kendi çizmeleri gibi bir şeyler var. Tamam kendi kaderini kendin çizebilirsin ama şöyle çizebilirsin. Boynundaki atar tamamını kestiğin zaman yaşayamazsın. Tanrı'nın yazdığı kader odur. Hı-hı. Onu değiştiremezsin. Ha, sen buranı kesersen, burayı şurayı kesersen falan şuralarında o kaderle işte kılcal damarları iyi olur. Ama yani ölmezsin de. İşte kaderini değiştirebilirsin. Ama Allah'ın yazmış olduğu kaderi değiştirmen o boyun damarını kesmek gibi bir şeydir. Evet. Onu değiştiremezsin. Necla Hanım, dile kolay. 25 yıllık bir beraberdik. Allah nice yıllar nasip etsin size. İnşallah. Sizin hakkınızda da bazı sorular sormak istiyorum. Mesela sizi göremiyoruz. Niye böyle? Yani o Türk filmleri falan da olmasa
Evet. Ben kızımdan sonra, Tuğçe'den sonra Tuğçe'yi kendim büyütmek istedim. Onu kimsenin eline bırakmak istemedim. Şimdi Tuğçe büyüdü, 13 yaşında oldu. İnşallah bundan sonra gelecek olan tekliflere sıcak bakıyorum. Ama bu bir dizi anlamında değil. Bir televizyon programı olur, bir şey olur. Tuğçe'den dolayı uzak kaldım. Yani kızımı kendim yetiştirmek istedim. Şimdi de büyüdü, kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Tuğçe nerede şimdi? Evde. Öyle mi? Evet. Küçük halası yanında. Aha. Ablası falan var. Evde şu an. Evet. İnişleriyle çıkışlarıyla bir hayat. Evet Tayfur. Tabii bir de bunun isimsiz kahramanları var. Bu efsanenin kahramanları. Evet. Halk. Halk. Halk etrafında ne söyleyeceksiniz? Ya halk, halkın gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Bir defa. Kulağından ve gözünden halkın hiçbir şey kaçmaz. Her ne kadar yutturmaca, kaldırmaca, yazılarla, çizerle yaparlarsa yapsınlar, asla. O bir duygu harmanı oluyor. Bir ülkenin duygu harmanını oluşturuyor insanların. Trabzon'dan, Sivas'tan, Diyarbakır'dan, Mardin'den, Şırnak'tan, Adana'dan, işte Edirne'den falan bütün yoğunluk toplanıyor bir yerde harman oluyor. Sanatçı da nasibini o harmandan alıyor. O duygu harmanından alıyor. Yani işte Adanalılar tutar da Diyarbakırlı tutmaz. Hayır. Alakasız. Bütün Türkiye. Tabii yani bütün onların bir halkın gözünden kaçmıyor çünkü hiçbir şey. O elektrik birbirlerine geçiyor. Sanki sözleşmişler gibi. Bakıyorsun burada Rize'de Çeşme'yi dinliyor adam. Bir bakıyorsun Diyarbakır'a gittiğin zaman Diyarbakır sokaklarında da şarkı dinliyorsun. Adam sana onu öğretmedi ki sen bu şarkıyı dinledi. Hayır. Yani o harmanlama olayı işte. Dolayısıyla halkta hiçbir şey kaçmıyor bir defa. Halkı kim kandırdım, kim yutturdum diyorsa yalan söyle kendi kendini kandırıyordu o. Bir gün ayağa takılacak, düşecek onun haberi yoktur. Halkı kandırıyorum gibi geliyor ona. Olmaz öyle. Yani yazılarla, çizilerle, bilmem neler halkı... Biraz bilmem ne yaparsın ama ondan sonra tekrar... Yani şunu mu diyorsunuz? Halk bildiğini okur. Şunu mu diyorsunuz? Medya bir adamı alıp cilalaya ondan bir star yapamaz. Olmaz. Mı diyorsunuz? Hayır. Bu geçici diyorsunuz. Evet, geçici o. Geçici. Neden geçici? Çünkü ben bunların hepsini yaşamış bir insanım. Size bir şarkı şeyi söyledim, örneği söyledim. Bir şarkı kıstas verdim. Huzurum kalmadı gibi bir şarkı. Bakınız. Türkiye'nin her tarafında sevilmedim bu şarkı kardeşim, bana anlatın. Ve bu şarkıyı okudum ben, tutmadı. Onun için, ha bir de şey vardı, bir pırlantayı da atarsın bir çamurun içerisinde, onu da kirletemezsin. Yine pırlantadır o. Kalır orada. Tabii. Ya da alır çıkarırsın, yıkarsın, o yine pırlantadır o. Onu şey yapamazsın yani, onu yok edemezsin. Yani bir cevheri yok etmene imkan yok. Nasıl çok iyi bir futbolcuyu yok edemezsin? İstediğin kadar futbolcuyu yaz, çiz, bilmem ne adam çıkar sahnede öyle bir döktürür ki sahada olamaz yani. Bir adam hakkında bir şeyler söylersin ama adam çıkar bir şarkı söyler. Yani önüne geçemezsin. Ya da bir şarkı besteler. Önüne, bir güzel şarkı kıyıda kenarda kalmaz. Bir gün mutlaka layık olduğu yere gelir o şarkı. Yetenek bir gün mutlaka ne olursa olsun hak ettiği yere gelir. Yeter ki umudunu yitirmesin. Evet. Fakat şöyle de bir şey var. Mesela diyelim bir şarkı ya da bir şarkıcı çıkıyor, ortalığı kasıp kavuruyor. İşte, ama iki sene sonra yok. Az önce konuştuğumuz şey oydu işte. Çeşme filminin neden bu kadar güzel olduğunu o bana temel onun için söylemişti. Bunu nasıl aşacaksın demişti bana. Bunu aşmak zor demişti ama arkadan bir derbeder, bir batan güneş. Çünkü benim için yüreğim dolu doluydu. Var mı öyle bir plakla ya da bir şarkıyla, bir filmle bir yerlerde kalmak? Hayır, diye. Devam ettirdim. Tabii yani olur mu öyle şey? Ben yaptığım şeyi unutuyordum, ben. Arkamı dönüp gidiyordum. Yerlerine bakıyordum. Tabii onun tesirinde kalayım, onun havasına gireyim, bilmem ne. Beni kimse bir yerlerde göremez ki öyle. Ne şarkılar yapmışım, Remmoğlu, Vatan Güneş, Huzurum Kalmadı, Merak Etmesen, Durdurun Dünyayı, ne bileyim, Hapishane, ne şarkılar yaptım ben? Ne şarkılar patlattım. Fadime'nin Düğünü, Yağmur Çamur. Evet. Geçen yıl bu zamanlar şarkı bilmem ne yani. Yıldızlar da gayet. Yıldızlar. Neler yaptım ama
Hep patlattığım şarkılara hiç oral olmadım ben yani. Ben halka sundum, buyurun size ayettirdim, çekildim geriye. Ve benim arkadaşım darbukacı Celal Bağlamur'du. Ya abi derdi, sen ne biçim adamsın ya. Şarkıyı patlatıyorsun derdi, ortalıktan kayboluyorsun derdi ya. Hiç günlük kimse seni görüyor. Ne, böyleyim yani. Tekrar o bitti, hemen yenisine devam. Nasıl yapıyorsunuz? Mesela? Çalışıyorum abi ben ya. Çok çalışıyorum. Müzik, benim hayatım müzik ya. Yani müzik, hoşuma gidiyor. Müzik yapmak hoşuma gidiyor benim yani. Beni hayata bağlıyor yani sanki. İlk dinleyen siz mi olursunuz genellikle? Genellikle ben oluyorum, evet. Siz ilk jüri, değil mi? Görücüye çıkmadan önce. Yok, Ferdi Bey pek inandığı şeyler için etki altında kalmaz. Onun fikrini pek değiştiremezsiniz. Yani düşünceleri çok güçlü ve kuvvetlidir. Pek etki altında kalmıyor. Mutlaka kendi dediğini yapar. Yani eleştirirsiniz, eleştiriyi böyle dinler ama asla değişmez fikri. Yine kendi bildiğini okur. Evet, şimdi halk dedik tabii. Bunun da bir ödülü var ama, değil mi? Nesiller dinliyor adeta. Abi bir şarkıyla, bir filmle, bilmem neyle bir yere gelebilirsiniz. Ama duramazsınız. O zirvede duramazsınız. O zirve ateşli, o zirve karlıdır, rüzgarlıdır, güneşlidir. Orada duramazsınız. Önemli olan orada durmaktır zaten. O zirvede durabilmektir. Evet. Bu zirvenin armağanlarından bir örnek göstereceğim size. Siz bunu şüphesiz çok gördünüz. Ama bir kere daha gösterelim. Seyircilerimiz de görsünler. Ben Ali'yi davet ediyorum. Afrikalı Ali'yi. Seni buraya alalım Ali. Mikrofonun orada. Şimdi bu Ferdi Tayfur'a gelen ya da Ferdi Tayfur'dan bahseden ya da Ferdi Tayfur sevgisiyle dolu mektuplar. Ben buraya çıkartıp gösteriyorum. Kilolarca. Bunlar bana aşağı yukarı 20 gün, 25 gün içerisinde gelen mektuplar. Bunların hepsi mektupla dolu. Bana, diğer arkadaşlarım hariç, sizinle olan özel programlar hariç. Bir de benim mektuplarımın bir özelliği var. Gelen mektupların %95'i Ferdi Tayfur'un sevgisiyle yazılan mektuplar. Yani bana yazılmış ama işte Ferdi Tayfur'u sevdiği için, Ferdi Tayfur'a olan sevgisini ifade edebilmek için bir ulaşım aracı olarak bana yazıyorlar. Biz de vesile oluyoruz. Tabii bu mektupların çoğu eski tarihli. Bir kısmını okudum. Yani %10'unu ancak okuyabilmişimdir radyodan. Evet. Çoğu da okunmamış, okunmayı bekliyor. Ve hepsini saklıyorum. Bunun gibi evde aşağı yukarı 20 çuval mektubum var. Tonlarca. Hatta bir kısmını annemlere gönderdim. Bunda annemlerde olan mektuplar. Evdekileri ardiyeyi bozamadık. Bayağı altta kaldı onlar. Yani orası da dolmak üzere. Şimdi mesela Ali, bunlar değil mi? Evet. İnsan sevgilisine bile bu kadar belki özenmez. Evet. Yani güllü çiçekli satırlar, işte seni seviyorum mesajları, kağıtlar, renkli kağıtlar, asker mektupları, tezkere evet. Bekleyenler. Mesela bir tanesi çok ilginç, sen çok daha ilginç örnekler görüyorsundur ama Ferdici Hasan diye mektubunu bitirmiş. Yani insanlar kendilerini Ferdici olarak tanımlıyorlar. Bir de şarkıların isimleriyle alakalı. Bu siyasi partilere bile nasip olmayan bir şey çoğu zaman, değil mi? Ferdici yani. Şarkıların isimleriyle lakap koyuyorlar işte. Derbeder Leyla, Batan Güneş Ayşe filan, bu tarz mektuplar da çok geliyor. Öyle o fanatiklerimiz de var Ferdi Tayfur'la ilgili. Bunu işte bilmiyorum, bunu hak edebilmişsem, efendime söyleyeyim, ne bileyim, bunu hak edebilmişsem, ben kelime bulamıyorum bunu. Nasıl kelime kullanılır, nasıl bir cümle kurulur, bunu bilemiyorum. O nasıl teşekkür edeceğimi de bilemiyorum. İşte ancak şarkılarımla teşekkür ediyorum herhalde. Yaptığım bestelerle insanlara ulaşıp teşekkür ediyorum herhalde. Evet. Duygularına hitap ederek. Hislerine, duygularına hitap ediyorum herhalde insanların. Evet. Böylece teşekkürlerimi bu şekilde sunuyorum herhalde. Çünkü her zaman şey, mikrofonun başına gitsin, söylüyor, ne diyeceksin? Bütün seyircilerime çok çok teşekkür ederim. Dinleyenlerime çok çok teşekkür ederim. Diyebiliyorum. Sadece mikrofonlarda söylüyorum. Ama öbür türlü söyledim de şarkı yapıyorum. Evet. Her şarkı bir teşekkür. Her şarkı bir teşekkür. Bir onların bana vermiş olduğu değer, onların beni dinleme lütfunda bulunmaları, bende bir şey bulmuş olmaları. Çünkü insanın birinde bir şey bulması lazım. Bir elektrik öyle olması lazım. Yani
ben tamam şarkı söylüyorum ama benim herhalde fiziğimden de bir şeyler görüyorlar, buluyorlar, istiyorlar da alıyorlardır herhalde, değil mi? Ama bir de şöyle bir şey şaşkın var. Şaşkın bakıyor şimdi bana. Bu ne diyor ben? Bir de şöyle var, şöyle bir şey var Ferdi abi. Şimdi eski jenerasyon, işte sizin akranlarınız yaş olarak sizin şarkılarınızla büyüdü. Onların çocukları o şarkılarla büyüdü ve onların çocukları şu an ben biliyorum yani 5 yaşında, 6 yaşında ufacık çocuklar var. Şimdi Ferdi abi fizik olarak 5-6 yaşındaki çocuğa nasıl hitap edebilir? Ama o şarkılar o çocuğu bile etkiliyor. Ediyor ama işte derbelerin üstüne Fadime'nin düğününü yapıyor. Böyle bir ya şey şimdi yani. Şimdi benim bir arkadaşım var Almanya'da, Metin Güloğlu var. Evet. Küçük bir oğlu, ben hep Ferdi diyorum. Ferdi. Tutturmuş Ferdi diye tutturmuş. Çocuk. Evet. Yani. Halicim, Ferdi Bey dedi ki ben mikrofonlardan teşekkür edebiliyorum dedi. Bu gece bir yüz yüze getirelim. Birkaç hayranınızla sizi. Tamam. Hamide Coşkun, Nazmiye Şenal ve Mehmet Ali Gümüş. Bendeki isimler. Onları davet ediyorum. Siz Hamide Hanım mı? Hoş geldiniz. Hoş geldin. Şimdi Hamide Hanım'ın... Takış yok yani. Evet, ona geleceğiz. Fakat siz mikrofonu alın. Şimdi ben duyduğumda çok şaşkınlıkla karşıladım. Hamide Hanım'ın bir hikayesi var. 13 yaşındaki kızını evlendiriyor. Fakat damadı seçerken ilginç bir yol izliyor. Damat rahatsızlandı, katılamadı. O da burada olsaydı anlatacaktı. Damadın sesi Ferdi Tayfur'a benzediği için kızını ona veriyor. Değil mi Hamide Hanım? Evet. Sizden dinleyelim şu hikayeyi. Evet. Benim işçiydi o. Yanımda çalışıyordu. Devamlı tabii çalıştıkça sesinin güzel olduğunu fark ettik. Artık yalvarmayla her gün Ferdi abimin sesine benzediği için her gün o kadar yalvarıyoruz ki akşama kadar ya teyip ya o, ya teyip ya o. O arada işte o da bekardı. Evlenmek için annesi babası şey yapıyordu. O da kızımla ilgileniyordu ama bana da söylemedi de, şey demedi de. Bir hafif şey açtı bana durumu, ben hay hay dedim. Yani düşünebiliyor musun? O kadar çok seviyorum kendisini. Sağ ol, teşekkür ederim. Ve şimdi seçimimde de yanlış yapmadığım için mutluyum. 3 senelik evli, 1,5 yaşında torunum var, çok mutlular. Maşallah. Geldiler gittiler. Böyle dolaylı vesileler de oluyor. Evet. Ama sadece o değil ki. O sadece bir hayatımın bir şeyi yani. Benim nasıl anlatayım acımı, nasıl anlatayım yani. Mikrofonu daha yakın tutun Hamide Hanım. Evet. Bütün her şeyimi Ferdi abimin sesiyle yok ettim içimden. Kötüyü, iyiyi, yani hayatın bana verdiği acıları nasıl anlatayım. Yani yaşım gereğince bayağı bir şeyler yaşadım. İnsanlar kendine göre bir sorunlar olur ya. Hepsine hep Ferdi abimin sesiyle. Ben psikolojik tedavi görüyordum sinir hastalıklarından. Baktım haplar fayda etmedi. Ferdi abimin sesini bana fayda ettiği kadar etmedi. Ve ben komple ona bağladım. Ve kendim de şimdi şu an çok mutluyum. Ve bütün hastalıklarımı da attım yani. Maşallah. Bütün kasetleri var mıdır Ferdi Tayfur'un? Bütün kasetleri var diyemem. Maddi yönden çok sıkıntıdaydı. Yokluktan var olduğu için var diyemem. Ama Teyip'te köyde büyüdüm ben. 6-7 senedir buradayım. 6-7 senedir Kral FM'i dinliyorum. Ve genelde Ferdi Tayfur'un kasetleri tek tük hepsini var desem şimdi yalan olur. Ama var. İmkanlarınız el verdiği. İmkanlarım el verdikçe başka kaset seçimim olmaz. Sadece o olur. Mikrofonu Nazmiye Hanım'a devredelim. O da Ferdi Tayfur'un 300 şarkısını, yaklaşık sözlerini, yaklaşık 300 tane şarkısının sözlerini deftere yazmış. Bu değil mi? Bir ödev olarak bile zor bir iş. Gönüllü olarak yapmışsınız. Evet, defterim burada. Mikrofonu lütfen yakın tutun. Pardon. Defterim de burada. Kendisine de göstermiştim belki daha önce de. Yaklaşık 300'e yakın var albüm şarkı sözleri. Yazmaya da devam ediyorum. Evet, eski albümlerinden. Alabilir miyim? Tabii. Evet. En başta zaten Huzurum Kalmadı var. En çok sevdiğim şarkısı. Fotoğraflarıyla birlikte. Evet. Şey yapıyor. Şimdi her sayfada istisnasız ama her sayfada bir fotoğraf. Hepsi de farklı fotoğraflar ve şarkı sözleri. Böyle evet. Ben
Kamerayı da göstereyim. O imza da İntizar'ın imzasıdır kendisi, evet. Sanatçısı. Evet. Böyle Ferdi Tayfur'la dolu koca bir cilt defter. Koca bir ömür. Burada koca fotoğrafları ömür. Var, konserde çektiğim fotoğrafları var. Kendisinden aldığım imzalı kaseti var. Yanımda yaklaşık 20-22 tane kaseti var. Ferdi Fon'dan çıkartmış olduğu bütün albümleri yanımda. Evet, Ali Gümüştaş da keza ne diyelim bir Ferdi Tayfur fanatiği. Evet. Siz de bir şiirini mi? Bir Almanya konserinde, ilk Almanya konseri 74-75 ve 76 senesinde ilk Almanya konseri. 81'de. 81 miydi? Evet. Pek orayı tam bilemiyorum. Yok, da yalnız 75-76'da ilk defa 79'da Sadem'le sahneye çıktım İzmir Fuarı'nda. Konser 81. Evet, 81. Evet. Orada bir şiirini okuyor. Tabii bu şiir bir şarkının hikayesi olarak geçiyor. Yani Ferdi Tayfur kendisi ilk defa belki de konserde bu kadar çok konuşuyor ve şiir söylüyor. Orada diyor ki müsaade ederseniz size bir şarkımın hikayesini anlatmak istiyorum. Acaba müsaade eder misiniz diye bir seyircilere soru soruyor. Tabii seyirciler bunun karşısında alkışlanıyor ve susuyorlar. Orada başlıyor. Diyor genç adam her günkü yorgunluğu ve her günkü bezginliğiyle fabrika çıkışı sabaha karşı evine döner. Birkaç saat uyur uyurmaz sabahleyin ilkokula gitmekte olan küçük kardeşi onu dürter uyandırır. Abi abi uyan der. Genç adam zorlukla gözlerini aralar. Ne var ne istiyorsun der. Abi uyan der sana bir müjdem var der. Nedir o müjden der. Abi der Muhsen Hanım teyze evini kira verdi der. Allah Allah alkış sana yani o zaman der. Bana ne oğlum Muhsen Hanım teyze evini kira verdiysen. Olur mu abi kadıncağız başımızı şişirmiyor muydu sabahlara kadar der. Uzat da başını bir dışarı bak. Asıl mesele o değil der. Genç adam merak eder uzatır başını dışarı bir bakar ki ne görsün. Saçları omuzlarından bellere düşmüş ceylanlar kadar güzel bir kız. Aylar sonra iki genç aynı fabrikada işe devam etmektedirler. İkisi de birbirine meyillidirler. Ama genç kız mahcup, genç çocuk mahcup. Bir türlü birbirine sevdiğini söyleyemezler. Ama günün birinde adamın canına tak eder. Alırsa az eline oturur pencerenin bir köşesine ve şöyle seslenir sevdiğine. Bakışların bana biraz cesaret versin. Sayın Ferdi Tayfur. Geldik yolun sonuna. Yolun sonuna inşallah gelmeyiz. Yani programın sonuna ben, pardon. Evet, kendi adıma en keyifli programlarımdan birini yaptım. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, için. Sağ olun. Sizi dinlemeye devam edeceğiz. Zevkle dinlemeye devam İnşallah, edeceğiz. İnşallah, elimden geldiğince. Sizi sevenlerle birlikteyiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür sağlık. Bu arada şeyi sormadım. Geçen yıl bir rahatsızlık geçirdiniz. Amerikalara gittiniz. Evet, ayağım iyileştim. Şu anda bir problem problemim kalmadı. Hayır. Sigarayı da bıraktınız. Bıraktım sigarayı. Maşallah. Yok artık. Yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız sağ için. Sağ İnşallah en kısa sürede tekrarlayalım bunu. Çünkü İnşallah. Anlatacak çok şeyimiz çok kaldı. Çok şey var evet. Necla Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür katıldınız, ediyorum. Katıldınız, şeref verdiniz. Uzun bir aradan sonra aramızda oldunuz. Sağ olun. Size çok teşekkür ediyorum. Ben Adana'dan buraya zahmet ettiniz. Ali'ciğim başarılar diliyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Böyle bir programa çağırdığınız için. Ferdi abiyle de aynı ortamda olmak benim için gurur verici bir olay. Ayrıca benim de nikah şahidim Temel abi gibi. Çok sağ olun. Hiçbir yerde beni yalnız bırakmadığı için. Biz nikahta kaçırmışız ama bugün herkes. Değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Diğer katılımcılarımıza da teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Saz arkadaşlarımıza, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Yine Ferdi Tayfur'la bitirelim. Çok Adana filan dedik değil mi? Bir gurbet hissi de hasıl oldu. Köye gidelim. Köyümüze geri dönelim. Köyümüze geri dönelim. Evet. Hazır para da evet. Pahalanmışken. Evet. Evet para da pahalanmışlar. Efendim haftaya yine aynı saatte salı gecesi tanıklarda birlikte olacağız. Bir başka hikayeyle bir başka tanıklıkla hemen ayrılmayın. Ferdi Tayfur'la köyümüze kadar gideceğiz. Ondan sonra veda ediyoruz size. Allah'a ısmarladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.